Enerji Bakanı afet bölgesindekilerin faturalarının 3 ay erteleneceğini duyurdu. Ancak sel bölgesinde özellikle esnafın zararı fatura ertelemesiyle giderilemeyecek kadar büyük. Fox Haber muhabiri Beril Ötkan ve kameraman Ercan Caney'in bulunduğu Sinop Ayancık'ta hem sanayi sitesinde hem de pazar yerinde taş üstünde taş kalmamış durumda. Sıkıştı bak, şeyler sıkıştı. Allah! Çok yıkıldı. Bütün Bozkurt gidiyor. Hatta girişini de geçti. Marketlerin falan girişini geçti. İnsanların çok ciddi maddi kayıpları var. Çoğu malzemeleri çaya, sele kapıldı. Geri dönmemek adına denizi buldu. Aracı olanların aracı gitti. Depolarına su bastı. Esnafımızın bu hasarı karşılanmazsa kendi başlarına ayağa kalkmaları mümkün değil. Afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge, bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız. Elektrik faturası. Evet. Yani 200 liradan 600 lira. Yani onları biz öderiz ya. Onları biz öderiz. Yani bu şekilde olmaz. Yani elektrik faturası ertelemeyle bu iş dönmez. Biz bahsettiğimiz rakamlar neler? Ertelenenler neler? Sel bölgesinde ödeyemiyorum diyenin faturaları 3 ay erteleniyor. Ancak Kastamonu ve Sinop'ta yaşayanların 3 ay sonrasına dair de umudu yok. Bekledikleri destekse çok daha fazlası. Çünkü özellikle esnafın artık bir iş yeri yok. Zararımız çok yani. Ne kadardır? En az yani 100 bin liraya yakın zararımız vardı. Onların da kaydısı olmaz yani. Onların yani millete nakit desteği çıkmaları lazım. Yoksa hani fatura ne olacak, iş değil bunlar yani. Destek hiçbir yerden yok. Her gelen geçmiş olsun, işte hemen bir şeyler yaparız. Yazıyor, çiziyor ama gerçekte hiçbir şey görmedik. Selin vurduğu illerde esnaf çok zor durumda. Sanayi siteleri, dükkanlar çamura gömüldü. Esnaf için ilk destek hamlesi vergi borcu ertelemesiydi. Bir erteleme kararı da faturalar için geldi. Afetzedeler 3 ay sonra ödeyecekler faturalarını. 27 yıllık esnaf Cemile Yıldız, oğulları, akrabaları canla başla ekmek teknelerini çamurdan temizlemeye çalışıyorlar. Cemile Yıldız'ın aylık elektrik masrafı 1000 lira, 3 ay ertelense 3000 lira kârdalar. Ama iki dükkanın toplam zararı 600 bin lira. Hiçbir şey karşılamaz gibi bilmiyorum. Sinop Ayancık'ta sanayi sitesi gibi pazar yerleri de bu halde. Küçük esnafın, köylülerin gelir sağladığı pazar yerinden işte geriye kalanlar. Sel tamamen burayı yıkıp geçti, kullanılmaz halde ve burada pazar yerinde malı olanların da malları tamamen gitti. Esnafımız açısından şu anda yeterli tabii ki değil. Kendilerinin toparlama süresi 6 ayla 1 yıl arası. Bu sürelerin tabii biz biraz daha uzatılmasını istiyoruz. %100 hasarlı iş yerlerimiz var. Esnaf selden kurtarabildiği mallarını kendi imkanlarıyla temizleyip satılacak hale getirmeye çalışıyor. Deniz ürünü olduğu için yıkıyoruz. Yiyecek içecek hepsi gitti.